kadar akıllıyız, bu kadar biliyoruz, niye hala bu ilkel mitler bizi rahat bırakmıyor? Mitler bizim beynimizin biyolojimizi resimlere çevirmesidir. Evrimimizi, gelişimimizi resime çevirmesidir. Hem birey olarak yani filogenetik, hem de tür olarak, ontogenetik olarak narasyona, dil içerisinde, hatta işin en korkunç tarafı dilsiz bir biçimde, hatta görüntüsüz bir biçimde çevrilmesidir. Ne demek biyolojimizin çevirisidir? Şu demek. Mitin en birincil kaynağı korkudur. Korkudur. Hangi korku? Başka bir varlık tarafından öldürülme, başka bir varlık tarafından avlanma, başka bir varlık tarafından ezilme, yok olma korkusu, düşme korkusu. Düşme korkusu özellikle çok 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 arkaik bir korkusudur. Korkumuzdur. Düşme korkusu şeyle ilintili. Bir zamanlar ağaçlarda yaşıyorduk. Ve gece karanlık bastığında ağaçlara çıkıyorduk. Çünkü bizi avlayanlar var aşağıda. Büyük yırtıcılar var değil mi? Bizden çok çok büyük. Ormanda yaşarken en emniyetli yer yüksek bir ağacın, sıkı tutunun ana gövdesi de değil, ince dallarına, daha ince dallarına dağılıyordu insanoğlu. Değil mi? İşte orada rahat rahat huzur içinde uyurken hep bir korku var. Hangi korku var? Yere düşme korkusu. O yüzden mesela hala arkaik bir biçimde uykuya tam dalmadan evvel böyle bir düşüyormuş dehşeti yaşarız anlık ve sıçrarız değil mi? O atavistik bir davranış biçimi kalmış, miras kalmış, gereksiz bir davranış biçimi. O ne yapıyor o sıçrama? Yine kendimizi emniyete almaya sağlıyor değil mi? Aşağısı neresi? Evet, kelimenin tam anlamıyla canavarın olduğu yer. Canavarın olduğu yer. Canavarlar uzun süre gitmeyebiliyordu açlıktan ötürü. Ne yapılıyordu? Bilişsel sistem geliştikçe araçsal akıl doğuyordu değil mi? Ne yapılıyordu? Bir tanesi iktiriliyordu aşağı. O onunla yırtıcılar aşağıda ilgilenirken biz kendimiz başka bir ağaca, başka bir yere kaçabiliyorduk değil mi? Bakınız, kurban işte aslında René Girard'ın dediği gibi bir günah keçiliğinden kaynaklanıyor. Hani bir tanesini kurban ediyoruz ki şey kurtulsun. Kavim, sürü, fratri ne derseniz deyin kurtulsun. Tanrılara kurban vermek. İlk önce insan kesiliyormuş değil mi? Sonra ne kesiliyor? İnsan yerine hayvan kesiliyor değil mi? Evet, böyle bir şey miti biz içimizde taşıyoruz. Eğer kolektif olduğu zaman daha ziyade ontogenetiği ilgilendiriyor. Onlara hakikaten mit diyoruz, mitos diyoruz. Kişisel olduğu zaman ona bilinç dışı diyoruz. Psikoloji ilgileniyor. O yüzden psikanaliz ve mitoloji böyle ilintili. Bir nevi mitoloji kolektif yaklaşıyor. Sosyolojik diyebiliriz.
Psikoloji, psikanaliz bireysel yaklaşıyor. Sosyal psikoloji yine kolektif yaklaşıyor değil mi? Mesela modern korkular. Bunu hep anlatırım. Açık alan korkusu, agorafobi. Neye tekabül ediyor? Sap gibi ortada kalma duygusu, korkusu. Yani her yerden görünebiliyorsunuz, siz göremiyorsunuz ve ortadasınız. Sunulmuş bir biçimdesiniz. Gümüş tablette sunulmuşsunuz. Kimlere? Düşmanlarınıza, yeme düşmanlarınıza, yırtıcılara ve bilinmeyene. Değil mi? Ona keza klostrofobi. Klostrofobi de işte bir yere sıkışıp kalma, kaçamama, gidememe. Ayağınız kırılmıştır mesela. Ayağınız şiştir. Mobil değilsinizdir. Ah Ödipus, ah. Akıllısın ama ne işe yarar o akıl? Arkanı dönüp kaçamıyorsan, o müşkül durumdan ne yapamıyorsan, yırtamıyorsan değil mi? Evet, mitler, mitleri içimizde taşıyoruz. Çünkü mitler bizim varlık olarak hassas noktalarımızın sonuçlarını bize kolektif olarak gösteriyor. Korkunçluk, Rudolf Otto'dan konuşmak gerekirse Mysterium Tremendum olarak karşımıza çıkıyor. İşte ölümün kaçınılmazlığı. İşte yer altında bekleyen canavar. Bu işte yer altında neye evriliyor? İşte mağaralarda bekleyen Dionysos'a. Kitonyen dünyada bekleyen ölüm tanrılarına, kanla beslenenlere, vampirin topraktan çıkıp insanları avlamasına ve yukarısı hep ne? Yukarısı hep iyilik değil mi? Ağaca tırmanıyoruz ve emniyetteyiz. O yüzden bütün tapınaklar yerden kaçar yukarı doğru gider. Yerden kaçar yukarı doğru gider. Demek ki babasının oğlu aslında mitik olarak ne yapıyor? Korkunç anneden, bizi tutan anneden, tehdit eden toprak anadan nereye doğru gidiyor? Babaya doğru, gökyüzüne doğru gidiyor. Platonizm ona keza aşağıda her şey geçici ve dinamik ve yok olacak. Ne baki kalacak? İdealler baki kalacak değil mi? Her şeyin en mükemmel olduğu yer neresi? İdealistan. Aydınlanma ona keza aşağısı irasyonalite, ölüm, acı, bütün kabusvari unsurlar. Nereye gidiyor götürüyor aydınlanma? Bizi dünyanın etrafında dönen bir üs olan, bir hastalığın olmadığı, en korkunç hastalıkların bile scannerla iyileştirildiği Elysium'a götürüyor değil mi? Aydınlanmanın amacı da bu. Tabii ki bunlar ne? Bütün yukarısıyla ilintili olan şeyler okkalı birer, kandırıkçı birer ütopya. Neden? İstediğiniz kadar yukarı gidin. İçinizde sizin de ne var biliyor musunuz? Siz de istediğiniz kadar yukarı gidin. Siz de alttaki canavarlara dair unsurlar içinizde taşıyorsunuz değil mi? Siz de bir katilsiniz. Siz de bir yamyamsınız. Siz de Kabil'siniz. Siz de annesiyle fingirdeyen Ödipus'sunuz. Siz de ölümlüsünüz. Siz de acı hissediyorsunuz. Siz de korkuyorsunuz. Siz de ölümlüsünüz. Dolayısıyla istediğiniz kadar kaçın. Mit sizi haklı olarak haşa ve asla terk etmeyecek. Günlerin sonuna kadar, kolektif olarak dünyanın yok oluşuna kadar, bireysel olarak kendi kıyametinize, ölümünüze kadar mitler sizi haşa ve asla ne yapmayacak?
terk etmeyecek değil mi? O yüzden mit hep ilkseldir. Mit dil öncesidir. Mit görüntü öncesidir. Mit acıyı hissetmektir. Mit yanarak yok olmaktır. Mit donarak ölmektir. Yani mite ne gerekmiyor? Mite sofistike bir bilişsel sistem, ön lob gerekmiyor. Tam tersine beynin ön lobları mitlerden kurtulmaya çalışıyor. Onu bastırmaya çalışıyorlar. Felsefe bu açıdan, klasik felsefe bu açıdan miti bertaraf etmeye çalışan, ay bunlar ne saçma şeyler demeye çalışan o bir psikanalitik açıdan konuştuğumuzda süper ego oluşumudur. O yüzden Platon mitleri aşağılar. Ama tekrarlıyorum, bu perspektiften baktığınız zaman felsefe kimin işleri? Tabii ki, özellikle yukarı sınıfta olanların felsefesi kimin işleri? Tuzu kuruların işleri. Günlük hayatlarında ne açlıkla, ne korkuyla, ne acıyla, ne tehditle baş etmesine gerek olmayan kişilerin işi. Felsefe o yüzden miti olumlu anlamda maskeleyip onu aşağısını terk etme, kendi aslını terk etme bağlamında araçsallaştırılan bir oluşumdur felsefe. Felsefeyi bam diye yere gönderen kişiler Schopenhauer'dır, Nietzsche'dir. Ve zaten felsefenin sonunu, klasik felsefenin sonunu 20. yüzyılın en büyük filozofu olan Sigmund Freud nokta koyuyor felsefeye, klasik felsefeye. Felsefeye felsefeci olmayan birisi nokta koyuyor. Neyle nokta koyuyor? Ödipal karmaşayla. Sigmund Freud'a inanırsınız, güvenirsiniz, saçma bulursunuz, bunlar hiç önemli değil. Sigmund Freud felsefeyi bitiriyor, böyle bitiriyor. İçimizdeki Ödipus'tan asla kurtulamadık ve kurtulamayacağız demesiyle felsefeyi bitiriyor. Bütün platonik idealleri birer uyduruk, konstrukt. Bu ara Ahmet Aslan hocama katılıyorum. Hegel'i hiç anmıyorum farkındaysanız. O tamamıyla kendi yolunu bulan gayist belli bir hedefe ilerler. Kesinlikle kesinlikle o zaman o kavram yok. Faşizm düşüncesinin en baba teorisyenlerindendir Hegel. Onu konuşuyordu. Hegel Schopenhauer'den daha irrasyoneldir. Nietzsche yanında Albert Einstein kalır Hegel'in. Hegel'in şöyle resimlerine bakın. Hegel sırf Almanya'yı, Alman düşüncesini düşünüyor. Hegel bugün yaşasaydı Almanya'da AfD'yi seçerdi. Kimsenin şüphesi olmaz. Bugün hala çıkıp YouTube kanallarında Hegel iyidir. Hegel iyidir diyenlere itibar etmeyin arkadaşlar. Hegel'i bugün kimler savunuyor biliyor musunuz? Aşırı derecede titanik güçleri bastırıp kendisini bambaşka sunmak isteyen insanların bir numaralı endikatörüdür Hegel. Hegel. Kuzu postunda kurttur Hegel. Hegel, Kant postunda Adolf Hitler'dir Hegel. Yok, links Hegelyanmış, sol Hegelyan, rechts Hegelyanmış, sağ Hegelyan. Yani bir deli kuyuya taş atmış, hala sağ Hegelyanciler, sol Hegelyanciler hiç sağın solunu olmadı. Gayet aleni, pornografik bir biçimde aleni belli olan. Herm gibi ortada dikili olan unsuru hala ne yapmaya çalışıyorlar? Yorumlamaya, tefsir etmeye çalışıyorlar değil mi? Ama Allah'tan işte Sigmund Freud bütün bunları diye ne yaptı? Okuyup üfledi. Bülent Ersoy'un deyimiyle El Fatiha yaptı. O yüzden yani
Günümüz çağdaş filozoflar mesela, Deleuze, o oluşum, hayat hep oluş halinde, hatırlayış halinde, oluşum. Böyle böyle ne yapıyorlar? Kadimlerden, yani Schopenhauer'lerden, Nietzsche'lerden, Bakhtin'lerden, onlardan bunlardan çalıyorlar değil mi? Çalıyorlar. Bir numaralı hırsızlar. Çağdaş Fransız felsefesi enfes bir genius, intihal genius'ıdır. Evet, demek ki mit ne? Mit, nasıl kalbimizi taşıyorsak, nasıl cinsel organlarımıza sahipsek. Yani hem platonik ol, hem penise veya vajinaya sahip ol. Böyle bir şey yok, bu bir oksimoron. Bu bir oksimoron. Hem acık, hem çok fena sıkıştığın zaman gözün hiçbir şey görmesin, tuvalet ara. Eğer topluluk içindeysen, dağ başındaysan ne yaparsın? Rahatlarsın değil mi? Yok. Bir popoyla iki sandalyeye oturamazsınız. Ve o tinsellik sandalyesine haşa ve asla oturamadık. En süper zamanlarda bile. O neydi? Felsefenin bir süperego misali, dışa vurumu olan bir ütopistandı. Bakınız ütopya bile demiyorum yani. Ütopistan. Hiç kimse gidip görmemiş orayı.